yoksun gönlümüz. Neredesin mavi gözlümlerde? Bu gemi bu kara deniz, sarı saçlı mavi gözlüm nerede? Nerede, neredesin dost? Bu gemi bu kara deniz, sarı saçlı mavi gözlüm, sarı saçlı mavi gözlüm nerede? Nerede, neredesin dost? Bu gemi bu kara deniz, sarı saçlı mavi gözlüm, sarı saçlı mavi gözlüm nerede? Nerede, neredesin dost? Hallara, sarı saçlı mavi gözlüm nerede, nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim hallara, sarı saçlı mavi gözlüm, sarı saçlı mavi gözlüm nerede, nerede, neredesin dost? Uyan bak bizim hallara, sarı saçlı mavi gözlüm, sarı saçlı mavi gözlüm nerede, nerede, neredesin dost? Gel gel Samsun'dan, sarı saçlı mavi gözlüm nerede, nerede, neredesin dost? Bir daha gel gel Samsun'dan, sarı saçlı mavi gözlüm, sarı saçlı mavi gözlüm nerede, nerede, neredesin dost? Bir daha gel gel Samsun'dan, sarı saçlı mavi gözlüm, sarı saçlı mavi gözlüm nerede, nerede, neredesin dost? Mutlu akşamlar sevgili izleyicilerimiz, ekranları başında bizleri izleyen sevgili dostlar, Beş Kazamızdan, Fethiye'mizden, Kanal F ekranlarından, Kanal F stüdyolarından sizlere sevgilerimizi, selamlarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz Memleket Havaları programımıza. Bugün bizim için anlamı büyük bir gün. Kurucumuz, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün aramızdan ayrılışının 78. yıl dönümü. Dolayısıyla bizler de bugün stüdyoda bulunan müzisyen dostlarım, arkadaşlarım ve konuklarım, aynı zamanda Kanal F'nin teknik ekibiyle sizlere bu anlamlı günün anlamına, önemine yakışır seçmiş olduğumuz türkülerle, söyleşilerimizle saat 22.30'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Programımıza hoş geldiniz diyorum tekrar bu duygularla. Konuklarıma da bugün benim çok değerli abim, kültür adamı, sanatsever, araştırmacı, yazar, sanatçı dostu İlhan Kurt abim konuğumuz stüdyomuzda. İlhan abicim hoş geldin programımıza, şeref verdin. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Bölümü son sınıf öğrencisi Ümran Gülcan bizlerle. Sevgili Ümran'ın da o güzel sesinden türküler dinleyeceğiz. Sevgili dostlar, bugün bizim için hakikaten özel bir gün. Bizlere bu toprakları bırakan, devletimizi bu yedi düvelin elinden bu toprakları alıp bizlere yurt yapan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü onun sevdiği türkülerle, ona yakılmış türkülerle yad edeceğiz. Hemen programımızın akışını kesmeden sevgili Ümran'ın sesinden bir türkü alacağız. Ümran'cığım ne okuyacağım bizlere? Ne okuyalım? Güzel bir türkü okuyalım. Ben de çalayım sana bu arada sazımla. Evet, çok güzel olur.
Biz geçen sene sevgili dostlar Ümran'ı programımızın ilk sezonunda iki defa konuk etmiştik. Hakikaten çok güzel dönütler aldık bizi izleyen izleyicilerimizden. Ümran'ın hakikaten fevkalade bir sesi var ve güzel bir yorumu var. Bizler kültüre, sanata kendini adamış, bu anlamda sorumluluk üstlenmiş misyon sahibi kişileri, sanatçıları, sanatseverleri programımıza da konuk etmeye devam edeceğiz. Onlardan biri sevgili kardeşim Ümran. Tekrar hoş geldin programımıza. Hoş bulduk, şimdi sana ne çalacağız sevgili Ümran? Yüce Dağ başında yanar bir ışık diyelim o zaman. Evet. Demeden önce de birkaç kelime bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Ekranları başında bizleri izleyen öncelikle ailem, arkadaşlarım, dostlarım, herkese selam olsun. Herkesi buradan kocaman öpüyoruz ki bugünün anlamı çok büyük. Ulu Önder Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümü. Tek bir şey söyleyeceğim, o olmasaydı biz olmazdık diyerekten saygı ve minnetle anıyoruz. Evet, başlayalım. Yar bende, oy bende.
İşte ben gidiyorum, sen hemen ağla yana, ben ağla. Böyle bir yavrunun derdi var bende, yar bende, oy ben. Übran, sesine sağlık. Teşekkür ederim. Harikasın her zamanki gibi. Nasıl bir ses İlhan abi? Pırıl pırıl değil mi? Çok güzel gençler. Muhteşem bir ses. Teşekkür ederim. Bizler de geçen sene de programımızda Antalya'da hakikaten bizler bu işin hakkını veren, en azından ne yaptığını bilen insanları televizyonumuzda konuk etmeye, programımızda konuk etmeye gayret ediyoruz. Hakikaten takıldığım bir nokta da var İlhan abi. Televizyon programlarında zaman zaman işimiz gereği takip ediyoruz. Efe kostümü giyerek ya da yörük kostümü giyerek, yani oryantal figürleriyle oynanan programlar izletiliyor insanlarımıza. Evet. Bizler de tabii bu kültürü koklamış, özümsemiş ve bu kültüre hayatını adamış insanlar olarak bunun karşısında durmak durumundayız. Bu sorumluluk duygusuyla bizler bu programlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün sizinle olmak da bizim için ayrı bir heyecan, ayrı bir keyif. Evet, İlhan abi. Senin programında olmak, seninle beraber olmak, hanım bayan arkadaşlarla beraber olmak çok güzel. Arkadaşlarla, Vedat'la da beraberiz. Evet, uzun evet. Uzun zamandan beri görüşmüyorduk. Evet. Vedat da değerli bir sanatçı. Evet, benim evet. Için çok önemli evet. Sevgili kardeşim Vedat, yine Kaval'da İsmail evet. Kırçıl, Hasan Tunç bizim Fethiye Belediye bandomuzda şefimiz, bandomuzun evet. Şefliğini evet, üstleniyor. Hocam. Tolga sağ olsun bugün seslerimize el attı. Sevgili kardeşim İlhan Atabay sağ olsun teknik kumandada ciddi bir şekilde 2,5 saatlik bir uğraş sonucunda izleyenlerimize daha iyi bir ses ulaştırabilmek için. Bateride Kaan Aksoy yine bizimle beraber. Sevgili arkadaşlar, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. Ve bizi sosyal medya üzerinden, Facebook üzerinden izleyen dostlarımız var canlı yayınla. Onlara da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, bizlere canlı yayına bağlanmak için 0252-614-7788 yine 0252-614-5255'ten canlı yayına bağlanabilirsiniz. Bizlere ulaşabilirsiniz. 614-7788'den yine 614-5255'ten bizlere canlı yayına bağlanabilirsiniz dedikten hemen sonra mesajlarınız için de FTV yazıyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. 3969'a da mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Bizler de izleyenlerimizle paylaşıyoruz mesajlarınızı ve duygularınızı. Bir telefonumuz var. Alo. Alo. Alo, alo, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Bizi kim ve nereden arıyor acaba? Muğla Milas'tan Sokaktaş. Hoş geldiniz efendim Muğla Milas'tan Fethiye'mize. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler iyiyiz. İyiyiz, bizler de iyiyiz. Şimdi görünce daha iyi oluyoruz. Allah iyilik versin, evet. Sağlık, sıhhat versin efendim cümlemize. Cümlemize. Buyurun efendim. Türkülerini seslendirmeye çalışıyoruz. Burada canlı radyo programları falan yapıyoruz işte. Evet. Güzel izledik. Çok memnun olduk. Programımız hayırlı olsun. Teşekkür ederim efendim. İtibar edildiğimizde medyan ediyoruz. Evet, evet. Gülben kardeşimize de selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Tüm arkadaşlara selamlarımızı gönderiyoruz. Selamınız baş üstüne efendim. Bu akşam işte Antalya'dan sevgili Ümran Kırma'da bizlere geldi. Stüdyomuzu ve ekranlarınızı şenlendirmek için. İlhan abimiz de bu akşam bizlerle. Orkestrada saz arkadaşlarım yine aynı heyecanla sizlere bu yayını ve bu programı ulaştırabilmek adına buradayız. Evet Turgut Bey, sizin için ne çalalım? Kime gönderirsiniz? Arzu ettiğiniz bir türkü var mı? Evet. Minnetle, saygıyla anıyoruz efendim. Evet, saygıyla anıyoruz. O atışçı var, deniz köprü, eğer evet. Refah var, ama bizim de
Tabii memnuniyetle yer vereceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bizleri aradığınız için, programımıza katıldığınız için. Sağ olun, iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. İlhan abi, Deniz Üstü Köpürür türküsü için ben sizi aramış mıydım? İstanbul'da onu biz kayıt yaptık biliyorsunuz. Ustalarla bir albüm çalışması yapmıştık. Deniz Üstü Köpürür türküsünü kaydettik. Miksaj, her şey bitti. İçerisinde hakikaten çok ciddi ustaların olduğu. Erkan Uğurların, işte Sabahat Akkirazların. Tabii Muğla türküsü. Ula türküsü, evet. Ula türküsü. O türküyü biz seslendirdik, okuduk ama tabii henüz daha yayınlanmadı, çıkmadı albüm. Ben de onu hatırladım, o çalışma askıda. İnşallah bir an önce, yani memleketimizde bu terör olayları nedeniyle çalışmalarımız maalesef kısmen askıda. Evet, ben aslında bir türkü okumak istiyorum. Şimdi bu türküyü hazırladım. Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır. Ben onu sazımla bir çalayım arkadaşlar. Tabii, evet, evet. İşte biraz önceki söylediğim konu. Yani biz Zeybek'e çalacağız. Zeybek'e de Efe gibi oynanır, yiğit gibi oynanır. Hangi kostümü taşıyorsan onu oynarsın. Umarım mesajımızı alır dostlar. Yani alması gerekenler inşallah. Arkadaşlar, sizden hemen şuradan da bir Sarı Zeybek de şu dağlara yaslanır. İlhan abi, bu türküyü okuduktan sonra sizinle şu yapmış olduğunuz çalışmalarınızla ilgili sohbet etmek istiyorum ben. Sırr Efe'nin, geçen hafta da paylaşmıştım ben izleyicilerimizle, Sırr Efe, Son Efe. İlhan abimiz ikinci baskıya girdi kitabımız. Hakikaten çok güzel bir kültürel bir çalışma oldu. Yöre kültürüne, İlhan abi yöre kültürüne kendini adamış, folklorik değerlere, otantik değerlere sahip çıkma adına ciddi anlamda ciddi çalışmalar yapmış bir abimiz. Onunla ilgili sohbet edeceğiz. Şu türkümüzü bir seslendirelim. Bu türküyü okumak için gerçekten heyecanlanıyorum. Ben bu türküyü hiç okumadım daha önce İlhan abi. İlk defa okumaya çalışacağım. Günahıyla sevabıyla. Eğil bir bak mor cevkeni.
karşıda aman duman duman bürüdü aman. Üç yüz atlı beş yüz yayan efendi sarı zeybek aman şu cihanda bilindi aman. Eyvah eğil bir bak mor cepkenin efem kanı. Eyvah olsun telli de durum efem şanı. Eğil bir bak mor cepkenin efem kanı. Çok teşekkür ederim. Sevgili İlhan Hanım, içeride sesim biraz az gelince şey oldu biraz. İçerideki benim mikrofonumu birazcık yükseltebilirsen memnun olurum. Evet, Sarı Zeybek hakikaten çok sevdiğim bir türküdür. Yıllarca çaldık biz bunu. Evet, korolarda. Hamdi Özbay hocamızın da buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Ellerinden öpüyorum. Evet, dün beraberdik İlhan abi. Dün sağ olsunlar ziyaretimize geldiler. Onur verdiler FBKM'de, SAS kursu atölyemizde. Tabii ki Zeybek dendiği zaman bizim aklımıza hocamız geliyor. Hamdi Özbay geliyor. Hamdi Özbay da Fethiyeli olarak bizim gurur duyduğumuz, evet, hizmet etmiş. Sizlerin yetişmesinde, birçok arkadaşın yetişmesinde, Metcan emeklilikten sonra bu kadar uzun süre bize hizmet etmesi, evet. Fethiye'mize hizmet, Beşkazağımıza hizmet etmesi, bu bile büyük bir şeref ve evet, onur bizim için. Tabii bizim için büyük bir şans. Allah sağlık, sıhhat versin, uzun ömürler versin. Aynı zamanda Emin Akan hocamızla da aynı anda bir araya geldik. Onların da şu an Fethiye Belediyesi var. Evet, kültür merkezimizde Atay Anma konserleri var. Hocamıza da buradan başarılar diliyoruz. Emin hocamıza ve Türk Sanat Müziği Koromuza, Belediye Kültür Merkezimizin Türk Sanat Müziği Korosu'na. Aynı zamanda Fethiye Güzel Sanatlar ve Kültür Derneği'nin tüm üyelerine, arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz bu vesileyle. Sevgili Ümran, şimdi senden bir türkü alacağız ama İlhan abi, bu Sırrı Efe'nin öyküsüyle ilgili çıkarmış olduğumuz kitabımızla ilgili sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Bu gerçekten biraz önce söylediğiniz gibi Fethiye'mize ciddi bir hizmet bu da. Yöre kültürü adına. Şimdi kitabımızı açıp okuduğumuz zaman hakikaten... Şunu kameraya evet, ver şunlara. Hakikaten şey. Arkadaşlar şöyle bir bir fotoğraf alacağız. Marangoz Sırrı Hüseyin, Faruk Çelik, Behçet Çelik. Onların evinde olan evet, kapı bu. Evet. Şöyle arkadaşlar. Heh. Nedir abi bu? Bunlar Sırrı Efe'nin yapmış olduğu kapılar. Bunlar şu anda Seydi Kömer'de, evet. Hüseyin Faruk Çelik'in evinde mevcut. Evet. Yanımızdaki de Camuzlar'a ait ailenin evinde mevcut bu şeyde, kapıda. Evet. Bunları ben bu ikinci baskıda yetiştirebildim, ikinci baskıda bulabildim. Evet. Çok geniş, daha başka bilgiler var içerisinde. Sırrı Efe'nin geçmişini, evet, ailesini, kimlerden, annesi, babası, teyzesi, halası, hepsi
bu kitapta şimdi Kaşık Sepeti'ne kadar var abi. Kaşık Sepeti'ne kadar hepsini sıraladık hepsini. Abi emeğine sağlık. Yani bu kültür mirası bunlar gerçekten. Biz geçmişimize... Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Buyur abi. Şimdi bak, neden Beş Kaza? Ben bu Beş Kaza serisine kısmet olsa burada bir dedik. Tabii. Burada bir yazıyor. Artık ikisi, üçü gelecek arkadan. Sebep şu, bak 1960 yılında başlamış Beş Kaza sevdası, Beş evet, Kaza ismini evet. yaşatmak. Şimdi halen devam ediyor. Behçet Başkan Beş Kaza Meydanı'nı şey yaptı. Evet, sağ olsun başkanımıza sevgi ve selamlarımızı da saygılarımızı da iletiyoruz evet, bu arada Behçet Başkanımıza, Nesli Saatçı Hocamıza, Behçet Saatçı Şimdi Başkanımıza. Şimdi 1960 yılında Fethiye'ye Beş Kaza otobüsleri kuruluyor. Evet abi. Arkasından Beş Kaza Gazetesi kuruluyor. Arkasından Beş Kaza Eczanesi kuruluyor. Arkasından Beş Kaza Nakliye Ambarı. Arkasından Beş Kaza İnşaat Şirketleri. Niye Beş Kaza ili olmasın? Değil mi? Evet, evet. Neden Beş Kaza bölgemizin adı Beş Kaza diye anılmasın? Peki İlhan abi, bu Beş Kaza Beş Kaza ismi nereden gelmiştir Fethiye'mize, izleyicilerimize paylaşalım. Şimdi bunu var ya, 1940'lı yıllarda onun araştırmasını Beş Kazalı Çakıroğulları'nda sunacağım size. Evet, evet. O da hazır. Beş Kazalı Çakıroğulları'mız hazır şimdi. Onu da basıma hazır hale getiriyoruz. Kısa zamanda o da hazırlanacak. Beş Kaza Zeybe'miz var bizim. Evet, Zeybe'miz de var. Beş Kaza Zeybe. Ağır Beş Kaza Zeybe'miz var. Ağır Beş Kaza var, evet. Beş Kaza, yaylanın gülü hoş olur diye. Evet. Üç tane Beş Kaza türkümüz var, oynamamız var bizim. Evet, evet, evet. Yani bunları bizim sürdürmemiz lazım, yaşatmamız lazım. Evet. Arşiv almamız lazım. Gündeme taşımamız lazım, evet. Kullanmamız lazım. Tabii, tabii. Mesela tabii. Düğüncü arkadaşlar bunları kullanması lazım. İş evet. Başa düşüyor abi tabii, bu durumda. Tabii. Aynen evet. Öyle, aynen öyle. Valla abi bizler, yani ben en azından bu bölgenin ulusal olma sanatçı adayı olarak, ulusallaşma yolunda adayız. Sesimizi bütün Türkiye'ye, hatta mümkünse bütün dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Bölgemizin kültürüne hizmet etme sorumluluğu ve bilinciyle hareket ediyoruz. Yaptığımız her şeyin altında bu var aslında. Evet. Aynı zamanda tabii ki süregelen bir popülizm var. Ya bununla da savaşıyoruz yani. Varlık mücadelemizin içerisinde bu da giriyor. Savaşımızın içerisinde şimdi, bu da var. Yani buna da dokunmadan edemiyoruz. Yani piyasanın da getirdiği bir şey bu. Küçük Mustafa'yı bilmeden, Ramazan Güngör'ü bilmeden, evet. Aşık Veysel'i bilmeden, Neşet Ertaş'ı bilmeden, Neşet Ertaş'ı Davut Sulari'yi bilmeden, evet. Öyle. Muharrem Ertaş'ı bilmeden olmuyor tabii, bunlar. Tabii, tabii, tabii. Bunları bileceğiz, ondan sonra evet. Mozart'ı da bilelim. Tabii, tabii, tabii. Önce kendimizi bilelim. Evet, önce kendimizi bir tanıyalım. Bir atasözümüz de vardır bizim. Önünden ye derler. Evet, öyle bir tabir evet. Vardır. Hakikaten yani önce kendi yaşadığın bölgenin kültürüne hakim olmadan, yani dünya kültürü üzerinde, başka milletlerin, başka devletlerin kültürü üzerinde söz söylemeye hakkımız kalmıyor. Şahsen benim, sen de şahidisin bunun. Ben mesela Hamdi Hoca'nın Kadıoğlu Zeybeklerine, biz halen düğünlerde oynatamıyoruz. Evet, evet. Folklor ekiplerini oynatamadık daha evet. Halen. Bunları başarmamız lazım. Bu Beş Kaza Zeybekleri, Beş Kaza oyun havalarını, bunları var ya yapmamız lazım. Evet, evet. Gündeme taşımamız lazım. Abicim sohbetimize devam edeceğiz. Tamam. Sevgili İmran, senden yine bir türkü dinleyelim. Abi Sırrı Efe'nin bir türküsünü okuyacağız bu gece, bu akşam programımızda. Okuyalım. El Malı'nın sıra sıra söğüdü. Çok güzel. Evet. O türküyü de ilk defa okuyacağım ben bu akşam. Öyle mi? Evet. Buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hasan Bülbül. Hasan Bülbül abimiz ama evet. Muhteşem okumuş. Hatta TRT arşivinde orada var. TRT Hasan okumuş. Bülbül, Arif de. Arif Hoca, Arif Sümbül. Onlar da bizim yöremizin değerleridir. Onlara da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Sevgili Ahmet Günday'a da şey yapalım. Ahmet tabii Günday Ahmet Günday'dan alınmıştır. Yani. Ahmet evet. Günday derlemiştir. Evet. Güzel bir çalışma. Onu da birazdan dillendireceğiz. Sevgili dostlar, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizlere canlı yayına 0252 arkadaşlar. Bana yazdığınız, verdiğiniz benim ezberim çok iyidir. 0-252-614-77-38'den yine 0-252-614-52-55'den bizlere ulaşabilirsiniz. Dedikten hemen sonra arkadaşlarım bir telefon var dediler. Yine mesajlarınız için 39-69'u mesaj atıyorsunuz sevgili dostlar. FTV yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıp aynı zamanda mesajınızı da yazıp 39-69'a bizlere gönderiyorsunuz. Duygu ve düşüncelerinizi ekran başındaki dostlarımızla paylaşıyoruz. Evet, alo. Alo. Alo.
Düşenin dostu olmaz, Allah korusun. Düşmeyelim abi. Hadi bakalım. Ümrancığım sen de. Ne da repertuarımızı buna göre belirledik sevgili dostlar. Umarım gönlünüze göre olur. Sesine sağlık sevgili kardeşim. Harikasın. Yüreğine, gönlüne sağlık. Evet sevgili dostlar, bizleri her hafta Ortaköy'de izleyen, takip eden Sultan Halam'a ve Osman Enişte'ye de buradan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsunlar. Hakikaten programımız tatildeyken sezon boyunca aradılar, sordular işte bu sene neredesin, bu sene neredesin diye. Yani bizleri takip eden dostlara da sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda bugün annemle babamla
bir araya gelme şansım oldu. İlhan abi koşturuyoruz, çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Yani kültür merkezinde eğitim çalışmalarımız, işte bir taraftan programımız başladı biliyorsun. Ve hafta sonu sahnelerimiz var. Arada ihmal ediyoruz. Yani bazen çocukları, bazen anne babayı. Ama buradan bizi izleyen bilhassa genç kuşağa şunu özellikle belirtmek istiyorum. Anne babalarımızın, atalarımızın kıymetini bileceğiz. Saygıda kusur etmeyeceğiz. Çünkü geçmişini bilmeyen, geçmişine saygısı olmayan, tarihine, atasına, büyüğüne saygısı olmayanın geleceği de olmaz. Bu duyguları paylaşmak istedim. Ekranlar başında beni izliyorlar. Sevgili annem ve babam, buradan ellerinden öpüyorum. Sevgiler, selamlar, evet, ve saygılar gönderiyorum. Bir telefonumuz var. Alo. Alo. Orada mısınız? Alo. Alo. Abi niye düşüyor bu akşam bizim izleyicilerimiz? Çok mu bekletiyoruz yoksa arkadaşlar? İlhan abi işte yoğunuz, yani gerçekten çalışmalarımız yoğun bir tempoda devam ediyor ama. Şimdi bir şey söyledim. Evet. Geçmişini bilmeyen geleceği bilemez diye. Evet, evet abiciğim. Bu kitapların amacı da hem geçmişimizi bilelim, geçmişimizde her şey istediğimiz gibi olmayabilir. Evet. Ama bilmemizde, bilinmesinde yarar var. Evet. Bunun ben bazen insanların üzüldüğünü duyuyorum. Şahit oldum hatta. Evet abi. O üzülecek bir şey yok bunda. Amerikan filmlerini görüyorsunuz değil mi? Evet. Adamlar bankayı soyuyorlar, altın arabaları soyuyorlar. Bunlar da film yapmışlar değil mi? Filmlerini çeviriyorlar. Onun için ailelerimizin veyahut da geçmişimizin bu tip şeylerden şey yapmamız lazım. Evet. Bir türkümüz vardı. Güzel bir türkü, kıvrak bir türkü. İlhan abicim, sohbetimiz, muhabbetimiz devam edecek, söyleşimiz devam edecek, meşkimiz devam edecek. Fakat ben stüdyomuzda bu defa düşürmeden alalım. Alo. Alo. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz programımıza. Canlı yayına bağlanacağım. Canlı yayındasınız. Şu an bağlandınız. Bir bağımız var efendim. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Memleket Havaları programındasınız. Ben izliyorum ama canlı yayına bağlanamadım. Bağlandınız. Şu an konuştuğunuz kişi ben. Canlı yayından sizleri dinliyorum efendim. Başka kanal mı izliyorsunuz? Antalya Kaş Çavdır'dan da bir asker türküsü. Peki efendim, Antalya Kaş Çavdır'dan. Antalya Kaş Çavdır. Engin Ulutaş asker türküsü. Peki Engin Bey, teşekkür ediyoruz. Sizler için bir asker türküsü okuyacağız. Askerlerimiz de bu ara... Kaş Çavdır köyünden. Çavdır köyünden. Kaş'ta da Çavdır var abi. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Sağ olun. Kaş Çavdır köyünden. Peki efendim, peki. Kaş Çavdır. İyi akşamlar. Doğru, sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Geçen sene inanılmaz Kaş'tan bir izleyici kitlemiz vardı bizim. Yani bu vesileyle de Kaş halkına da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Kaş'ta da dostlarımız var. Onların da kulaklarını çınlatmış olalım bu vesileyle. Asker biliyorsunuz, askerlerimiz gidiyorlar. Yani vatan görevlerini yerine getirmek için. Onlara da bu vatani görevlerinde... askerlik hayatlarına da başarılar dileyelim. Kazasız belasız memleketlerine, anne babalarına ve dönüp gelmelerini temenni ediyoruz. İlhan abi, bugün bir ayrı şıksınız. Yani çok önemli bir gün tabii. Hakikaten orkestramız da ayrı bir güzel. Yani stüdyomuzun güzelliği, orkestramızın güzelliği, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün güzelliğinin yansıması. Evet. Keşke biz de giyseydik. Evet, biz giyeceğiz. Benim istikakımı ben İlhan abiye verdim. sevgili Ümran, biz bugün artık orkestradan geçineceğiz. Hatem okullarına çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dostlar, Hatem okullarından Mehmet Uzunoğlu hocamıza ve tüm öğretmen dostlarımıza, öğrencilerimize, velilerimize buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Hatem okulları bizi bu şekilde stüdyomuzda arkadaşlarımızın tişörtlerini, arkadaşlarımızı şıkır şıkır giydirdiler. Hakikaten ayrı bir güzeliz bugün. Canlı bağlantımız var. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Ya Fuat Türk ben. Emekli öğretmen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fuat hocam. Bizim Kemer'den. Değil mi hocam? Evet. Hocam nasılsınız? Görüşmeyeli. İyi misiniz? Çok iyiyim. Sizleri karşımda görünce çok duygulandım.
Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür. Sağ olun. Hele böyle bir anlamlı günde Atatürk için gönül gösterimin 8. yılında güzel karşılığı görmekten böyle güzel yüzünüzde çok memnun oldum. Eksik olmayın hocam. Sağ olun. Sağ olun hocam. Hocam şimdi bu akşam biz günün anlamına göre bir repertuar hazırladık. Güzel bir türkü var sırada yine. Atatürk'ümüzün sevdiği kıpır kıpır bir türkü. Vardar Ovası. Hocam kimlere armağan etmek istersiniz türkümüzü? Size ve sizi sevenlere gelsin, bizi izleyen dostlara gelsin o halde hocam. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Fuat hocam bir dönem bizim koromuzdaydı. Koroda. Hatırladınız değil mi? Öğretmen bir abimiz. Evet. O da saza, söze, türküye, kültüre sevdalı bir abimizdir. Güzel de bir sesi vardı. Vardar Ovası'nı arkadaşlar okuyalım mı? Miran. Ümran gel biz seninle onu okuyalım birlikte. Güzel bir türkümüzdür. Bu da Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün severek dinlediğini bildiğimiz bir türkümüz. Memleket havası. Evet, evet. Selanik havası. Evet, evet. Selanik türküsü. Memleket havaları diye zaten İlhan abi, memleket havaları diye programımızın adını özellikle memleket havaları koyduk. Biz Rumeli'den de çalıyoruz, Ege'den de çalıyoruz, İç Anadolu'dan da çalıyoruz, Neşet Baba'dan da çalıyoruz, Muharrem Ertaş çalıyoruz. Aynı zamanda Özay Gönlüm Usta'dan da çalıyoruz. Yani yelpazemizi geniş tuttuk. Dolayısıyla bu anlamda bu memleket havaları kavramını, bu ismi doldurmaya da çalışıyoruz. Kültür konuşuyoruz, kültürümüzü. Teşekkür ederim İlhan abicim, çok teşekkür ederim. Evet, bir telefonumuz daha var. Alo. Alo.
Alo, iyi akşamlar. Abi bugün ne yapıyorsunuz? Telefon bağlattılar da. Gözümden gönlümden düşen düşen diye bir şarkı var. Yine popüler oldu yani. Neyse arkadaşlar, biz programımıza devam ediyoruz. Ara mı veriyoruz? Ara veriyoruz. Peki. Sevgili dostlar, memleket havaları tüm hızıyla devam ediyor. Türkülerimizi sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Çok kısa bir reklam arasından sonra yeniden birlikteyiz. Harımdan aldım çalı, ayvadan aldım narı güzelim. Yüzüme güle güle elimden aldın yari güzelim. Yüzüme güle güle elimden aldın yari güzelim. Bu tarla uzun tarla, parla sevdiğim parla güzelim. Yakına gelemezsen uzaktan mendil salla güzelim. Yakına gelemezsen uzaktan mendil salla güzelim.